Tekstil atıklar yeraltı çöp konteyner sisteminde depolanıyor. Bu sayede hem görüntü kirliliği önleniyor hem de daha az sefer yapan çöp kamyonları sayesinde kaynaklar verimli kullanılıyor. Çöpün yönetimine dair örnek bir projeyle kongrede yerini alan Başakşehir Belediyesi'nin çevreci yatırımlarını Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'la Eko Gündem'de konuşuyoruz. İstanbul Avrupa yakasının en genç belediyelerinden Başakşehir, bünyesinde barındırdığı ekonomik, sosyal ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin küçük bir özetini oluşturur. Çağdaş şehircilik misyonu üstlenen Başakşehir'de kurucu yerel yönetim ekibi ezber bozan bir belediyecilik anlayışını benimsiyor. Çevreden kültüre, sosyal donatılardan bilim teknolojiye, sağlığa, görev süresinde çok sayıda proje hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir'in coğrafi yapısını anlatarak söze başlıyor. İlçemiz yeni bir ilçe ama İstanbul'un herhalde yerleşim alanı olarak en büyük ilçelerinden birisi. Şöyle bir örnekleme yaparsak, seyircilerimizin zihninde daha iyi canlanır diye düşünüyorum. İstanbul'un en büyük ilçesi nüfus olarak Bağcılar. 800 bine yakın nüfusu var. Ama bizim alanımız, yerleşim alanımız Bağcılar'ın 5 katı. Yani orası 23 kilometre kare, bizimki 104 kilometre kare. İstanbul'un en hızlı gelişen ve büyüyen ilçelerinden biri olarak adından söz ettiren Başakşehir, nüfus yoğunluğuyla da dikkat çekiyor. Nüfus olarak da nüfusumuz 2009'da ilçe kurulduğu zaman 187 bindi. Biz seçime girdiğimiz zaman 205 bindi. Bugün itibariyle 350 bin ama ilçe kurulduğu dönemdeki buranın planlarına göre olması gereken planlanan nüfus 800 ila 1 milyon. Bir de şu anda 3. havaalanından sonra kurulacak şehir ve oralarda 1 milyon nüfus dediğimiz zaman onun bir kısmı da bizim alanlarımızda kalıyor. Onunla beraber de bir yoğunluk gelirse yaklaşık bizim bölgemizde toplam nüfus 1 ila 1,5 milyon arasında planlanıyor. Başkan Uysal, çok sayıda tepeyi barındıran Başakşehir'de 1 milyon nüfusa mesken olacak yapılar çevreye zarar vermeden inşa edilecek diyor ve projelerin detaylarını paylaşıyor. Her tepenin olduğu yerde bir de vadi var. O vadide de yapılaşma olmayacak. Şu anda iki tane bizim vadimiz, bir Bahçeşehir Gölet bölgesinde rekreasyon alanı olarak ayrılmış, işte suni göletimizin olduğu böyle buranın. Sadece bizim ilçemizin değil, bu bölgenin, Esenyurt'un, işte avcıların bu bölgenin insanların nefes alabileceği bir alan olarak bir gölet bölgemiz var ki şu anda yaklaşık 500 dönüm civarında bu alanımız. Bunu 1500 dönüme çıkartmak için de bir projemiz var. Yani yukarıya doğru uzatacağız. Bir de Başakşehir'de Sular Vadimiz var. Bu işte 4. 5. etap arasında, orası da yaklaşık 4 kilometre boyunda, yaklaşık 750 dönüm civarında. Bu alanlarımız İstanbul'da sadece belki sahillerde dolgu yapılan ilçelerin alanlarında vardır böyle yeşillik. Başka türlü yerlerde yoktur. Yeşil alanın bakımını yaptıklarını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı, attığımız her adımda çevre ve yeşil alan önceliğimizdir diyor. Şu anda bizim nüfusumuz 350 bin. Bizim park olarak bizzat bakımını yaptığımız alan 2000 dönümün üzerinde. Yani bir işte 350-400 bin nüfuslu Güngören ilçemizin büyüklüğünün yarısı kadar bizim burada park alanımıza bakıyoruz. Uysal, planlanan projeler hayata geçtiğinde İstanbul'un yeşil alanı en bol ilçesinin Başakşehir olacağı iddiasında bulunuyor. Alanların tamamı olduğu zaman herhalde İstanbul'da yeşil alanı en fazla olan ilçe konumunda oluruz. Ve sadece Başakşehirlilere değil, bütün İstanbullulara hitap eden bu yeşil alanları olan bir ilçe. Şu anda zaten Başakşehir'de Sular Vadisi'nde
bizim Ramazan etkinliklerimiz oluyor. Sadece bizim ilçemize değil, o mahallelerimize değil, bütün komşu ilçelere hitap eden bir yapısı var. Ve işte Ramazan'da özellikle hafta sonları 40-50 bin kişinin geldiği bir vadi haline dönüştü orası. Aynı şekilde diğer yapacaklarımız da o. Yaklaşık bir 5 tane o şekilde yapılacak yerimiz var. Başkan Melih Uysal, Başakşehir'in İstanbul'un yeni vitrini olarak tanımlıyor, atık yönetimini de bu çerçevede ele aldıklarını dile getiriyor. İstanbul'un yeni ilçesiyiz. Bir 20-30-50 yıl sonra yeni İstanbul denildiği zaman ilk akla gelecek yer Başakşehir olacak. Artık biz zaten belediye olarak da sloganımız İstanbul'un yeni vitrini diyoruz. Buradaki iddiamız şu, yaptığımız her şey en güzeli olsun. Bu manada biz burada kaldırımıyla, planıyla, sokağıyla güzel olurken altyapısıyla da güzellikler olsun istiyoruz. Çöp toplamak, geri dönüşüm, çöp konteynerlerinin durumu, bu da o ilçenin güzelliğini etkileyen, dışarıdan görüntüsünü etkileyen bir durum. Çöp konteyner sistemi Başakşehir'de yaşayan vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak seçiliyor. Yurt dışındaki yeraltı çöp konteyner sistemleri inceleniyor. En işlevsel olan uygulamalar ilçede hayata geçiriliyor. Başkan Mevlüt Uysal kısa zamanda ilçenin tamamında sistemin yaygınlaşacağını da sözlerine ekliyor. Bütün Avrupa ülkelerinin arkadaşlarımız dolaştı. Hepsini inceledi. Burada ne yapabiliriz? İki tane şey üzerinde durduk. Bir tanesi çok hızlı bir şekilde orada çöp konteynerinin boşaltılabilir konuma getirilmesi. Bu da otomatik sistemle hidrolik bir şekilde araç yanaştığı anda, hatta araç varmadan önce bile kumandaya basıldığı zaman çöp konteynerinin yeryüzüne çıkıp alınabilir hale gelmesi lazım. İkincisi, onu alırken sistem olarak araç otomatik kendisi alabilmesi lazım. Biz şu anda bunun fiilen başladık. Bir ilçemizin 1/3'ünde bunun uygulanmasına başlıyoruz. İhalesi bitti. İş yapılmaya başlandı. Bir kısmı işlemeye başlandı. Herhalde 2 ay sonra bu 1/3'lük kısım bize teslim edilecek. Projeyle hijyenik, uzun ömürlü, estetik görünümlü konteynerler çevredeki hoş olmayan görüntüyü de ortadan kaldırmış oluyor. Projenin bu kadarla da sınırlı olmadığını söyleyen Uysal, konteynerların doluluk oranının da an be an takip edilebildiğini ifade ediyor. Türkiye'de ilk. Dünyada da biz bunu çok görmedik. Orada da ilk olduğunu düşünüyoruz. Çöp konteynerlerinin kapaklarında GPRS sistemiyle dolu boş olduğunu çöp toplayan araca bildiriyor. Boş olan çöp konteynerine hiç araç gidip de boş yere zaman harcamıyor. Veya zamanından önce, yani bir aracın bir periyodik toplama tarihi var, saati var, zamanı var. Ondan önce dolduysa yine merkeze bilgi gönderiyor ve direkt gidip sadece o dolu olanı boşaltıp oradaki sıkıntıyı yine giderme şeklinde bir şeyimiz var. Ve araçtan tek olarak şoför bizim çöp konteynerimizi yer altından çıkarıp aracını alıp en fazla da orada 2 dakikada o konteyneri boşaltabilir. Başakşehir'in yeni bir yapılaşma alanı olmasının sistemin kurulumu açısından avantaj yarattığını dile getiren Uysal, projenin Türkiye'ye örnek olacağını söylüyor. Araçların rahat alabileceği yere koyma avantajımız var. Şimdi aynı şeyleri biz yapılaşması bitmiş bir yerde yapmaya kalkıştığı zaman ciddi bir problem. O manada ben 2-3 sene sonra bu çöp toplama sistemimizin gerçekten Türkiye'ye örnek bir sistem olacağını düşünüyorum. Çevre ve atık yönetimine dair projeleri hayata geçirirken halkın farkındalığını ve konuya ilgisini artırıcı eğitim çalışmaları da ihmal edilmiyor. Başkan Uysal özellikle cam ve atık kağıt geri dönüşümünde iddialarını ortaya koyuyor. Ne kadar iyi güzel şeyleri vatandaşın hizmetine sunarsak vatandaş o kadar sahipleniyor.
Sadece onu izah edip anlatmak. Biz de o manada çocuklarımızdan, özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklarımızdan bu şeye başlıyoruz. Atık bil dediğimiz zaman çöp konteynerine atılmaması gereken bir şey olduğunu. Daha sonraki süreçte o çöp konteynerlerinin içerisine işte evsel atıkla bir camı aynı şeye atmamak, bir kağıtları aynı yere atmamak. Bizim şu anda İstanbul'da geri dönüşüm olarak topladığımız kağıt miktarı herhalde İstanbul'daki ilçeler arasında nüfusla kıyasladığımız zaman birinciyiz. Daha önceki hedefimiz aslında sadece nüfusla kıyaslama değil, direkt toplanan ton olarak birinci olmak. İnşallah bu yeni çalışmamızda da onu sağlamış olacağız ama nüfusla kıyasladığımız zaman birinciyiz. Çalışmalarında öncelik çocuklara veriliyor. Okullarımızda sağ olsun okul müdürlerimiz, milli eğitimimiz, kaymakamlığımız destek veriyor. Atık bile ilgili, geri dönüşümle ilgili eğitimler veriyoruz. Geri dönüşümlerle ilgili ayrı bilgilendirmeler yapıyoruz ailelere. Bu yeraltı konteyner projelerimizi hayata geçirirken tekrar bölüm bölüm hem bilgilendirme site olarak hem onlara ayrı poşetler dağıtarak ayrı poşetlere işte atıklarını koymalarını sağlamak için çalışmalarımız da olacak. Başkan Uysal, yaşadığı çevreye karşı sorumluluk duyan Başakşehirli çocukların bilgi evlerinde de sosyal yönlerini geliştirdiklerini ifade ediyor. Çocuklarımıza yönelik bilgi evlerimiz var. O çocuklarımızın okullarda alamadığı sanat eğitimi, spor eğitimi vesaireye yönelik çalışmalarımız var. Yaklaşık şu anda bizim bilgi evlerimizde 14 bin öğrencimiz var. Bu ilçemizdeki öğrenci sayısının yaklaşık yani %40'ına tekabül ediyor. Herkesi Başakşehir'in güzelliklerini keşfetmeye davet ederek sözlerini noktalayan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, konut sahibi olmayı düşünenlere de ayrıca çağrıda bulunuyor. Bütün seyircilerimize, bütün dinleyicilerimize biz de teşekkür edip saygılar sunuyoruz. Başakşehir'de Ramazan etkinliklerimize bekliyoruz. Başakşehir'e gezmeye bekliyoruz. Başakşehir'e gezsinler, İstanbul'da yerleşmeyi düşünüyorlarsa İstanbul'u kararın vermeden Başakşehir'i bir gezip ondan sonra kararın versinler diyoruz. Tekrar teşekkür ederiz.